Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe ikinci dönem birinci yazılı provasına başlıyoruz. LGS'ye gümbür gümbür hazırlanıyoruz ama yazılardan da ne alacağız sonuç? Yüzleri alacağız. Aynen dediğin gibi yüzleri alacağız ve bu işi bitireceğiz. Bir an önce videomuza başlamamız lazım. Neden? Çünkü hem konularımız önemli hem de yazılı provasında sizlerle beraber çok kaliteli, çok özel sorular çözeceğiz. Genellikle LGS'de hocalarımız sınavlarda daha doğrusu 8. sınıf hocalarımız test yapıyor. O yüzden bize sorularımızın çoğunluğunu test şeklinde hazırladık. Yani birçok test sorusu hazırladık. Bayağı da bir soru hazırladık. Ama ama zor sorular var gerçekten. Yani LGS üstünde sorular hazırladık. Ama şunu da söyleyelim. Bugünkü filmsi, ögeler, konusuyla alakalı veya anlatım bozukluğu konusuyla alakalı çözeceğimiz sorularda biraz daha biraz daha yazılı tarz sorularla konuyu pekiştirelim istedik. Böylece bu konuları da tekrar etmiş olacağız. Aynı zamanda parçalı anlam, tablo grafik yorumlama gibi konularda da sizlerle birlikte özel sorular çözeceğiz. Gerçekten çok fazla soru hazırladık arkadaşlar. Yani soruların sayısını söylemeyeyim şimdi. Bayağı bir soru çatılar var, geçti fiiller var. Bayağı bir konu alakalı soru hazırladık. Zaten bu soruları çözdüğümüzde de ee, hem LGS için hem de e, yazılar için çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Yazılar mı daha önemli LGS mi hocam? E, tabii ki LGS daha önemli. Yazılar mı daha önemli LGS mi daha önemli sorusunun cevabı belli. Tabii ki LGS daha önemli. Ama LGS girmeyeceksen de yazılar da önemli. Zaten Hı. hocalarımız da bize yazılarda pozitif ayrımcılık yapacaktır. Yani sen eğer e, örnek veriyorum 84 aldıysan onu 85 yapıp senin 5 almanı sağlayacaktır. Yazılarımız için ikinci dönem yazı notlarımızı mutlaka mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Hem birinci yazılı hem ikinci yazılıda süper notlar içeriyor. İçerisinde tüm dersler var. Yani Türkçe, Matematik, Fen, Din, İnkılap, İngilizce hepsi var. Ve buradaki notları da Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına göre hazırladığımız için esasında buradaki bilgiler de soru haricinde yani soru yok bunların içinde. Sadece bilgi olarak yine e, sınav hazırlık sürecinde size fayda olabilecek şeyler. ki taktiğimiz neydi Tonguç'um? Öncelikle yüklemi buluyorduk sonra neye bakıyorduk? Mame iki alanlara bakıyorduk. Aynen mame iki alan sözcüklere bakıyorduk. Hemen istersen e, soruyla başlayalım. Demiş ki yukarıdaki metinlerde geçen filmsleri bulunuz demiş. Şimdi taktiğimizi bir kez daha veriyorum. Önce cümlenin içerisindeki anlamlı en önemli kelime yüklemi buluyoruz. Cümleyi cümle yapan, cümlenin anlamını tamamlayan, cümlede yargın oluşmasını sağlayan yüklemi buluyoruz. Sonra geriye kalan sözcüklerden senin de dediğin gibi mame iki alabilen kelimelere bakıyoruz. Şimdi Dünyanın en tanımış orkestralarından biri olan bu grup 18. yüzyıl bestecilerin yapıtlarını yorumluyor. Ayrıca unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını buluyor ve seslendiriyor. Gerçekten... Zor cümleler bulmuşsunuz hocam. Evet zor cümleler bulduk Tonguç'um. Gerçekten zor cümleler bulduk. başından söylemiştim. Şimdi öncelikle öncelikle seslendiriyor sözcüğünün biz fiil olduğunu biliyoruz. Yani bu bir yüklem ve fiil. Neden? Çünkü Yor şimdiki zaman var bak buluyor da aynı zamanda yorumluyor da aynı zamanda bunların her biri birer fiil ve bunların her biri birer yüklem yani burada birden fazla yüklem olduğu için biz buna e, cümle türleri konusuna gelince göreceksin e, sıralı cümle ya da bağlaçlı olduğu için bağlı cümle diyeceğiz. Şimdi yüklemleri bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mameyki alanlara bakıyorduk hemen başlayalım dünyanın en tanınmış orkestralarından diyor bak tanınmış anası mezar dikecekmiş sıfat filik almış o yüzden buna hemen sf'mizi yazdık Tongucuğum orkestraların yani tanımış tanımamış dedik yakaladık. Dünyanın en tanımış orkestralarından biri olan bu grup. Burada başka var mı? Olan olmayan. Harikasın. Olan olmayan. Hemen olan olmayana da an alışın sıfat fiil Bak anası mezar dikecekmiş. An esi diyor değil mi? Ol an olmayan. Bu grup 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarını yorumluyor. Ayrıca unutulmuş veya az tanınan bestecilerin bak unutulmuş yine anası mezarlık çekmiş şekil almış veya az tanınan tanınan tanınmayan diyebileceğimiz için bu da yine sıfat fiil oluyor. Bir sürü sıfat fiil var. Besicilerin yaptığını buluyor ve yorumluyor. Dolayısıyla burada bir, iki, üç, dört tane sıfat fiil var. Başka da fiilimsi yok. Şimdi aşağıdakine bakalım. Burada bir metin vermiş, paragraf vermiş. Yine aynı yöntemi bulacağız. Yüklemi bul. Sonra geriye kalanlardan mavi mekalanlara bak. Eşyalar yerleştirilince otobüse yolcular da bindi. Şimdi bindi yüklemimiz. Burada bindiden sonra mamenik alabilecek kelime hangisi? Yerleştirilince kelimesi hocam. Mükemmelsin. Yerleştirilince. Yerleştirilmeyince diyebiliyoruz. Ince iki almış. O yüzden bu zarf fiil. Başka kelimelerde olmuyor. Şoför beklemeksizin kontağı açtı. Açtı yüklemimiz. Beklemeksizin, maksızın, meksizin. Bu da yine zarf fiil. Tonguç eladım benim. O sırada otobüs yazanesinden biri fırladı. Fırladı yüklemimiz. Başka mamenik alabilen sözcük var mı? Bulamadım hocam. Ben de bulamadım. Otobüse koşuyordu. Bu bir yüklem. Soluk soluğa yetişti. Bu da bir yüklem. Bak bunlar sıralı cümle. Bunları sakın sakın aa bu yetişti yüklem bu filmsi deme. Niye? Zaten bunların yargıyı tamamlamasını biliyoruz. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Oturdu yine yüklem. Başka yok. Çevresindekileri selamladı. Selamladı yüklem. Otobüseki herkes tanıyordu anlaşılan. Şimdi burası çok dikkat olmamız gereken bir yer. Bu cümlenin yüklemi nedir sence Tonguç'um? Tanıyordu. Harikasın. Tanıyordu yüklemini hemen aldık. Peki yüklemden başka mameyke alabilen sözcükleri bulalım. Otobüsteki olmuyor. Herkes olmuyor. Anlaşılan anlaşılmayan oluyor. Bu da anekaldı için sıfat bir. Gördün mü bak? Filmsiz sonda yüklem ortalarda oldu bu sefer. Yani devrik cümlelerde buna benzer durumlar olabilir. Ama sonuç olarak biz şunu biliyoruz ki, biz şunu biliyoruz ki... Filmsizdeki taktiğimiz şu. Önce filmsinin taktiğini şöyle yazıyorum Tonguç Eylem'in bir kez daha sınavda. Önce cümlenin içerisindeki kelimelere bakacağız... En anlamlı olan cümleyi bitiren yüklemi bulacağız. Sonra geriye kalan kelimelerden mameyke alanlara dikkat edeceğiz. Mameyke alan kelime yani olumsuz yapılabilen kelime eğer mayışmak eki aldıysa isim fiil. An esimez ar dikecekmiş eki aldıysa sıfat fiil. Geri kalanlar da zarf fiil oluyor. Şimdi <laughs> ee, devam ediyoruz. Bundan sonraki soru neyle alakalıymış? Oh, evet bundan sonraki soru ögelerle alakalı yine zor sorular geliyor. Şimdi isim fiili söyledik sıfat fiili söyledik zarf fiili söyledik. Zaten bütün bu konular daha çok ögeler için çıkıyor. LGS'de, LGS'de de... LGS'de gelir mi hocam? Gelebilir. LGS'de filmsen gelebilir. Ögelerden de gelebilir. Zaten ögelerden de gelse dolayısıyla filmsi de sormuş olacağı için hazırlıklamamız lazım. Şimdi cümlenin ögelerinde e, yine çok seçici sorular hazırladık. Buradaki taktiğimiz şu Tonguç'um. Yine öncelikle cümlenin içerisindeki en anlamlı cümleyi bitiren yüklemi buluyoruz. Yüklemi hangi sorularla buluyorduk Tonguç'um? Yüklemi sorularla bulmuyoruz hocam. Evet yüklemi sorularla bulmuyoruz. Önce yüklemi bulmak lazım. Yani yüklem herhangi bir soruyla bulunmuyor. Önce yüklem bulunur. Bak yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra... Yüklemi bulduktan sonra... Kim ve ne sorularıyla bak. Kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. O zaman öznenin sorusu kim ve ne. Yüklemden sonra özne geliyor. Sonra nesneyi bulmamız lazım. Nesnenin soruları eğer belirtili nesne ise... Kimi, neyi, eğer belirsiz nesne ise ne oluyor? Tamam. Sonrasında yer tamlayıcısını buluyoruz. Yer tamlayıcısının sorularında da hep E'de edenli sorular var. Yani nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden. Yani E'de almış soruları sormamız gerekiyor. Ama yazmadım Evet ya. yazmadım. Şimdi bilerek yazmadım. Şimdi göstereceğim Tomukcu bak. Nereye, nerede, nereden, kime kimde, kimden, neye, neyde, neyden. Bunlar yer tamlayısını bulduran sorular. Sonrasında bir de zarf tamlayısını bulduran sorular var. Zarf tamlayısının soruları da ne zaman, işte zarf tümlecini bulduran sorular. İşte nasıl veyahut da ne kadar gibi soruları sorarak veyahut da nereye gibi soruları sorarak buluyoruz. Şimdi burada önemli olan şey şu. Önce yüklemi bulacağız, sonra özneyi bulacağız ve sonra diğer öğeleri bulacağız ama ın, ı bağlantısına dikkat edeceğiz. Yani bu ın balansı çok çok önemli. Bunu ne olduğunu şimdi sana göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şunları şöyle kaldıralım. Demiş ki yukarıdaki cümleleri ögelerine ayırınız demiş. Şimdi yüzlerce zehirli madde içeren sigara. Bakın bunlar çok zor örnekler arkadaşlar. Gerçekten güya yazılara çalışıyoruz ama ben LGS üstü de hazırlık yapmanızı istedim. Şimdi yüzlerce zehirli madde içeren sigara, kanser, kalp ve damar tıkanıklığı gibi pek çok hastalığa yol açıyor. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Açıyor. Hayır yanlış yaptın. Açıyor değil yol açmak. Bak deyimler bölünemez. Yani açıyor ne açıyor yol diyemezsin. Yol açıyor. Bak şimdi yol açıyor yüklem. Bir kere yol açmak bir deyim. O bir bütün yani. Hani kapıyı açıyor değil ki bu. Yol açmak bir deyim. Şimdi yol açıyor yüklem. Kim yol açıyor? Yüklem bulduktan sonra önce yüklem bulunuyordu. Önce yüklem bulunuyordu. Bir. Sonra özneye geçiyorduk. İki. Kim yol açıyor? Ne yol açıyor? Yüzlerce zehirli madde içeren sigara yol açıyor. Şimdi yüzlerce zehirli madde içeren sigara bir tamlama. Bak sigara kelimesi içeren diye bir sıfat fiil almış ve bir tamlama oluşmuş. Dolayısıyla burası özne. Demek ki sigara zaten zehir zıkım olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce zehirli madde içeren sigara yol açıyor. Yüzlerce zehirli madde içeren sigara kime yol açıyor, neye yol açıyor, neyi yol açıyor sorular soracağız. Şimdi neye yol açıyor? Hastalığa yol açıyor. Harikasın hastalığa yol açıyor. Şimdi bak burada hastalığa yol açıyor. Pek çok hastalık gibi pek çok hastalık kanser, kalp ve damar tıkanıklığı gibi pek çok hastalığa yol açıyor. Dolayısıyla burası bütünüyle yer tanıması oldu. Bak tekrar söylüyorum. Yol açıyor yüklem. Ne yol açıyor? Yüzlerce zehirli madde içeren sigara. Neye yol açıyor? Neye? Kanser, kalp ve damar tıkanıklığı gibi pek çok hastalığa yol açıyor O zaman burası ve burası böyle bütünüyle yer tanıması olmuş oldu. O zaman taktiğimiz belli. Önce yüklemi bulduk. Sonra geriye kalan ögelere geçtik. Şimdi buraya bakalım. Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarının, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler... ...en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor diyor. Şimdi burada da yine çok zor bir cümle var. Dikkatli olması son için. Um. Bak nasıl burayı bir bütün olarak aldık. Filimsilerin ne işe yaradığını şimdi anladın değil mi? Bak içeren filmsi burayı bir bütünleştik, bütünlük yaptı. Yani tamlama yaptı burada. Şimdi... Burada yüklemiş sence gösteriyor mu boy gösteriyor mu? Boy gösteriyor. Harikası. Bu sefer tebrik ediyorum. Ekranları başındaki arkadaşlar tebrik ediyorum. E, boy gösteriyor bak. Boy gösteriyor yüklem. Yani çünkü gösteriyor ne boy diyemezsin. Boy göstermek yine bir bütün. Bölemiyoruz yani. Boy gösteriyor yüklem. Kim boy gösteriyor ne boy gösteriyor? Renkler boy gösteriyor. Ama renkler ifadesi arkasını anlatan diye bir sıfat fiil almış. O zaman sarp geçitlerini anlatan, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçişlerini anlatan, Türkiye'nin ulu dağlarını anlatan, Türkiye'nin ıssız koylarını anlatan, Türkiye'nin göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçişlerini anlatan renkler. Dolayısıyla buraya kadar özne oluyor. Bak tekrar gösteriyorum. Şuradan şuraya kadar özne oldu. Neden? Çünkü anlatan filmsi var. Nasıl burada içeren sigara arkasındakiler aldıysa burada da anlatan renkler arkasındakiler aldı. Şimdi Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçişlerini anlatan renkler. Özne, bak burası özne. Boy gösteriyor. Ee, nerede boy gösteriyor? Bak sorularımızı özneyi bulduktan sonra soruyoruz. Nerede boy gösteriyor? En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde boy gösteriyor. Bak burası da, şurası da. Nerede boy gösteriyor? Sorusunun cevabı. En az kendileri kadar etkileyici desenlerde, motiflerde boy gösteriyor. Peki, burada yer yer kaldı. Yer yer sence buradaki sorulardan hangisiyle bulunur? Nasıl sorusuyla? Harikası nasıl sorusuyla bulunur? O da zarf tamlayısı oluyor. O zaman nasıl boy gösteriyor? Yer yer boy gösteriyor diyoruz. Burası da zarf tamlayısı oluyor. Bakalım şimdi. Renkler desenlerde yer yer boy gösteriyor demek istedi. Yani özne yer tamlayısında zarf tamlay yer yer boy gösteriyor demek istedi. Ama buralara böyle kelimeler ekleyerek bu anlatan ifadesi sayesinde, film sayesinde işi uzattı. Yani burada bin tane kelime de yazsa anlatan renkler dediği için arkasındakilerin hepsini içine çekiyor. Bunu hatırlarsan sana şu örnekle göstermişim Tonguç film filmsi anlatırken eskiden. Bir kez daha gösteriyorum. Şimdi bak. burayı ekranları başlarken arkadaşlarımız da dikkatli dinlesin. Tonguç e, yarın kardeşini e, sinemaya diye bir cümle olmaz. Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde cümle oluşuyordu. Biz bu cümlenin en önemli kelimesinin götürecek olduğunu biliyorduk. Şimdi bunların her biri bağımsız bir ögeydi. Yani şöyle bir cümle ögeleri sorusu olsa, şimdi kim götürecek? Tonguç. Ne zaman? Yarın. Kimi? Kardeşini belirtilmesine. Nereye? Sinemaya. Böyle bu şekilde ögelerini ayırabildiğimiz basit bir cümle ögesiydi bu. Yani özne, zarf tamlayısı belirtili nesne, yer tamlayısı diyebiliyorduk. Fakat Böyle bir şey sormuyorlar bize. Niye? Çünkü bunun içerisinde filmsi var mı? Yok hocam. Evet bunun içerisinde filmsi olmadığı için biz de ne yapacağız? Diyeceğiz ki bir dakika böyle bir soru çıkmaz. Bunun içinde filmsi olanı bulmamız lazım. Yani şöyle bak bunun içinde filmsi olanı yazıyorum şimdi sana. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini götüreceğini duydum dediğimizde bak şimdi buraya kadar zaten cümlede yüklem yok. Duydum diye yüklem yaptık ya işte burası önemli. En başta da söylediğim ınığı balansı bu. Şimdi götüreceğini fiilimsisi arkasındakilerin hepsini diye içine çekiyor bak. Tongucun duydum diyemiyorsun. Yarın duydum, kardeşini duydum diyemiyorsun. Sinemaya duydum diyemiyorsun. Buranın hepsi bir bütün oluyor. Neden? Çünkü fiilimsi arkasındakileri diye içine çekiyor. Tongucun götüreceğini, yarın götüreceğini, kardeşini götüreceğini, sinemaya götüreceğini diyorsun. Ve fiilimsi Burayı yutuyor. İşte bak fiilimsi bulup bulmamak bu kadar önemli. Bak burada fiilimsi yok burada var. Fiilimsinin olup olmaması cümle ögeleri açısından da önemli. Niye? Çünkü fiilimsi olunca cümle e, nesne yüklem diye gelen ayırdı Fiilimsi olmayınca bıdı 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 diye ayrıldı. Aynı zamanda cümle türleri için de önemli. Neden? Çünkü bu cümlede fiilimsi olmadığı için bu tek yüklem cümle oluyor. Bu cümlede fiilimsi olduğu için içinde fiilimsi bulunan cümle oluyor. Dolayısıyla burası çok çok önemli Tonguç evladım benim. Evet şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Dolayısıyla burada anlatan renkler içeren sigara nasıl aldığını içine gördük. Tamam. Şimdi Salodar Dali'nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide İspanyol ulusların sanat haline bıraktığı eşsiz mirası yansıtan 270 yapıt sanat severlere tanıtıldı diyor. Şimdi tanıtıldı yüklem bunu bu kere bulduk. Kim tanıtıldı? Cevabımız var mı? Yok hocam. Yok. Kim tanıtıldı? Sorusunun cevabı yok. Ne tanıtıldı? Ee, bak şimdi 270 yapıt tanıtıldı. Ama burada bir yansıtan diye bir kelime var. O zaman şöyle diyebilir miyiz Songuç'um? İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan 270 yapıt tanıtıldı diyebiliriz bak. Dolayısıyla burası, burası bütünüyle, pardon üzerini çizdim özür dilerim. Bütünüyle özür yani mahvettim özür dilerim. Bütünüyle, Mahvoldu hocam mahvettim demene gerek yok Tomucuğum görüyorum. Bütünüyle özne oluyor. Dolayısıyla neden özne oluyor? Çünkü bak yapıt, 270 yapıt, yansıtan yapıt, eşsiz mirası yansıtan yapıt. İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan 270 yapıt özne. Tanıtıldı yüklem. Nerede tanıtıldı? Salvador Dali'nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide bak. Yine aldığı filmsi arkasındakiler hop diye içine çekti bak. Aldığı sergi, yer aldığı sergi, resimlerinin yer aldığı sergi. Salvador Dali'nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide. Burası yer tamlayıcısı. Kime tanıtıldı peki? Sana severlere tanıtıldı. Aynen sana severlere tanıtıldı. Bu da yine yer tanımayı oluyor. Bak sorularımız zaten buradaydı bak. Ne demiştik? Kime tanıtıldı? Sana severlere yer tanımayısı. Ee, nerede tanıtıldı? Nerede? Salvador Dali'nin bütün resmi yer aldığı sergide tanıtıldı. Ne tanıtıldı? İspanyol Usta'nın sanat haline bıraktığı esiz mirası yansıtan 270 yapıt tanıtıldı. Dolayısıyla ...tanıtıldığı yüklem burası özne diğerleri de yer tanıması oluyor. Şimdi geldik ne diyor çatıya. Çatı konusuna geldiğimize göre dikkatli olmamız lazım. Hemen şu ee, ana ee, video sayfamıza geri dönüyorum. Şimdi o zaman taktiğimize devam ediyoruz Songuç'um. Önce yüklemi bulacağız dedik. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi bulacağız dedik. Sonra kimin neyi ne sorularıyla nesneyi. Sonra ed edenli sorularla yer tamlayısını. Ne zaman nasıl ne kadar gibi sorularla da zar tamlayısını bulacağız dedik. Ama buradaki en önemli şey ...ın, ı bağlantısı olduğunu bir kez daha hatırlattık. Bak, bununla alakalı sana şöyle bir şey göstermek istiyorum Tonguç Erhan Bak burası önemli. Mesela diyelim ki, şöyle düşün. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi mesela diyelim ki... ...geliyor diyelim. Geliyor bir fiil, tamam mı? Ee, peki, vardır sözcüğü. Vardır sözcüğü fiil mi, isim mi? İsim hocam. İsim. Şimdi bak, yüklem fiil olduğu zaman... ...ve yüklem isim olduğu zaman şöyle bir sıkıntı var. Dikkatli olmanı istiyorum. Mesela diyelim ki... Ee, Ömer Kerem yarın e, bize e, erkenden geliyor dersen bu cümleyi ögelerine ayırabilirsin. Geliyor yüklem. Kim geliyor? Ömer Kerem Özne. Ne zaman yarın zar tamlayısı? Nereye bize yer tamlayıcısı, Ne zaman işte erkenden böyle böyle farklı farklı ögeler koyabilirsin. Yani yüklem fiil olduğu zaman cümlenin içerisinde başka başka ögeler olabilir. Ama Yüklem isim olduğu zaman genellikle cümle özne yüklemden oluşur. Yani şöyle oluyor. Mesela diyelim ki e, Ömer Kerem'in diyelim tamam mı? Ömer Kerem'in birçok değerli arkadaşı vardır diyelim. Şimdi bak vardır yüklem. Ne vardır? Ömer Kerem'in birçok değerli arkadaşı bak. Kerem'in arkadaşı. ın ı. ın ı diyoruz. Dolayısıyla ın ı ın ı dediğimize göre burayı bölmeyeceğiz. Ve genellikle Tomuç Ela Hanım benim cümlenin yükleme yer isimse cümle öz yüklemden oluşuyor. Şimdi o zaman devam ediyorum. Geldik fiil çatısına geçiyorum şimdi. Fiil çatısındaki taktiğimiz ee, şu. Fiil çatısında öz yüklem ilişkisine göre fiiller etken ya da edilgen oluyor. Burada etken fiiller kendisi sözcüğünü alabiliyor. Edilgen fiiller alamıyor. Onlar da başkası tarafından ...yapılıyor. Bu işler başka tarafından yapılıyor. Ee, geçli geçsizde ise... geçli fiiller onu sözcüğünü alabiliyor. Yani nesne alabiliyor. geçsiz fiiller de onu sözcüğünü alamıyor. Bu kadar basit. Şimdi gel hemen sorularımıza devam edelim. Hatta kolay bir soruyla başlayalım. Şu soru e, Kenan Dilgen diyor. Şuna bakalım. Şuna başlayalım. Gel bak. Demiş ki... ...yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleme geçsiz bir fiildir? Burada mantığımız çok basit. Eğer nesne alabiliyorsa onu sözcüğünü alacak... ...geçişli ise... Nesne alamıyorsa geçişsizse de onu sözcüğünü alamayacak. Bu kadar basit. Yani sen sadece fiilleri bulup onu alıp almadığına bakacaksın. Köşedeki masaya oturdu. Onu oturdu diyebiliyor muyuz? Hayır hocam. Diyemiyoruz. O zaman bu geçişsiz. Eldivenlerini çıkarıp masaya eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. Onu koydu diyebiliyoruz. Usulca çantasını açtı. Onu açtı diyebiliyoruz. Küçük el aynasını çıkardı. Onu çıkardı diyebiliyoruz. Dolayısıyla oturdu, onu oturdu olmuyor. Bu geçişsiz. Ama onu koydu, onu açtı, onu çıkar diyebildiğimiz için 2 3 tek fiiller geçişli. Bu kadar basit. Bak bu universal alışmış bir soru tonguç'um ama rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu kadar kolay sorular gelir mi evet, hocam? Evet bu kadar kolay sorularda çıkabiliyor. Gerçekten bu kadar kolay sorularda çıkabiliyor. Ama sadece taktiği bildiğimiz için kolay geldi. Şimdi başka bir soruya bakalım. Mesela çocuklar sıralarından kalktılar. Şimdi onu kalktılar diyebilir miyiz Tonguç'um? Hayır hocam. Diyemeyiz. O zaman bu geçişsiz. Şimdi bozulan araba yolun ortasına durdu. Onu durdu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman cevap A tablo iki pencere arasındaki duvara astı. Onu astı diyebiliyoruz. Tabloyu astı yani. Kitapları raflara güzelce yerleştirdi. Onu yerleştirdi diyebiliyoruz. Kitapları yerleştirdi. Yaşamındaki boşluğu hayvan sevgisiyle doldurmuştu. Onu doldurmuştu diyebiliyoruz. Dolayısıyla onu doldurmuştu. Onu yerleştirdi. Onu astı diyebiliyoruz. Bunlar geçişli ama onu durdu diyemiyoruz. Geçişsiz. Onu kalklar diyemiyoruz. Dolayısıyla bununla bu çatı yönünden özdeş. Bu da geçişsiz bu da geçişsiz. Bu kadar basit. Şimdi şuna bakalım altı çizili sözcük çatı bakımından farklıdır diyor. Burada yine etken ve mi, edilgen miden ziyade önce geçti geçtiğe bakalım. Onu istemiyorum. Onu seçmiştik. Onu bekledim. Onu üzülmemelisin. Şimdi onu istemiyorum diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Evet hocam. Diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli. Onu seçmiştik de diyebiliyoruz. Onu bekledim de diyebiliyoruz. Peki onu üzülmemelisin anlamsız. Bu geçişsiz. Bak burada seni bekledim. Bu konuyu seçmiştik. Seni daraltmak istemiyorum diyebiliyorsun. Yani seni daraltmak istemiyorum diyebiliyorsun. Bunların her biri esasında bu altı çizili ifadelerle bağlantı kurabiliyor. Burada tabii seni daraltmak olacak ifademiz de. Şimdi ne istemiyorum seni daraltmak. Burada en önemli olan şey şu. Hatta şöyle yapalım karışmasın. Çünkü nesne bu. Daraltmak filmsi içine almış. Üzülmemelisin. Yüklem. Neyi üzülmemelisin? Oing. Kimi üzülmemelisin? Voying. Olmuyor. Dolayısıyla bu geçişsiz. Gördüğün gibi bu kadar basit. Onu kelimesi alabiliyorsa geçişli, onu kelimesi alamıyorsa geçişsiz. Şimdi geldik buraya bakalım. Yüklemi geçişli bir fiildir diyor. Boş çuval ayakta durmaz. Durmaz, onu durmaz diyemiyoruz. Kurunun yanında yaşta yanar, onu yanar diyemiyoruz. Gülü seven dikene katlanır, onu katlanır diyemiyoruz. Ayağını yorganına göre uzat, onu uzat diyebilir miyiz Songuçcuğum? Diyebiliyoruz. Bu kadar basit. O zaman cevabımız D seçeneği geçişli fiil. Ama durmaz, yanar ve katlanır geçişsiz. Gördüğün gibi geçişli fiil, geçişli fiil bu kadar basit. Şimdi geldik buraya. Etkenlik, edilgenlik. Diyor ki, anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. Şimdi söylendi yüklem. Kim söylendi? Anneleri söylendi. Anneleri kendisi mi söylendi, başkası tarafından mı söylendi? Kendisi söylendi. Evet, annesi kendisi söylendi. Yani kendi kendine böyle anne sinirleniyor ve söyleniyor. Şimdi bu cümle yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklem arası çatı yönde benzerlik vardır diyor. Hocam Şimdi, niye onayı sormadık? Onu e, onu'ya niye bakmadık diyorsun? Güzel bir soru sordun. Hocam niye onu'ya bakmadık? Şimdi onu söylendi, onu alındı, onu kutlandı, onu sevindi, onu yenilendi. Hiçbir onu olmuyor. Demek ki burada etkenlik edilgenliğe bakacağız. Şimdi bir de zaten böyle LN'li şeyleri gördüğün zaman e, işte söylendi, yapıldı gibi şeyler. Bunlar hep etken edilgenle alakalı sorulardır. Şimdi kendisi söylendi annesi. Şimdi biz yine kendisi bulacağız. Toplantı önemli kararlar alındı. Şimdi kararlar alındı kararlar kendisi mi alındı yoksa toplantı önemli kararlar başkası tarafından mı alındı? Başkası tarafından. Harikasın. O zaman buraya başkası tarafından yazıyorum. Devam ediyoruz. Bu etkendi, bu edilgen oldu. Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı. Bayram bu yıl kendisi mi kutlandı yoksa bayram bu yıl halk tarafından, insanlar tarafından, başkası tarafından mı kutlandı? Başkası tarafından. Harikasın. O zaman buraya da başkası tarafından yazıyorum. Çok güzel. Bu da edilgen oldu. Okul arkadaşını karşısa görünce çok sevindi. Şimdi kendisi mi sevindi yoksa başkası tarafından mı sevindi? Kendisi sevindi. Kendisi sevindi. O zaman buraya kendisi yazabiliriz. O zaman bu C oluyor. Bak kendisi söyleniyor annesi Ar arkadaşını görünce kendisi seviniyor. Üyelere verilen kartların tüm yenilendi. Yenilendi. Ne yenilendi? Kartların tüm yenilendi. Peki kartların tümü kendisi mi yenilendi Başka tarafından mı yenilendi? Yine başka tarafından yenilendi. O yüzden buradaki e yüklemimiz de edilgen. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç'um bak alındı, kutlandı, yenilendi. Başkası tarafından yapıldığı için edilgen oluyor. Bak önemli kararlar mesela özne ama sözde özne. E bayram özne ama sözde özne. Üyelere verilen kartların tümü özne ama sözde özne. Yani çünkü bu bunlar hiç kendisi yapmıyor. Üyelere verilen kartların tümü başkası tarafından yenileniyor. Önemli kararlar başkası tarafından alınıyor. Bayram başkası tarafından kutlanıyor. Ama diğerinde kendisi seviniyor. Mesela söylediklerime çok alındı. Ayşe söylediklerime alın dediğimizde Ayşe kendi kendine alınıyor. Ama bunun anlamı farklı. Dolayısıyla sen kendisi olabiliyorsa etken, başka tarafından oluyorsa edilgen olduğunu bileceksin. Onu alabiliyorsa geçişli, onu uzat. Onu alamıyorsa geçişli olduğunu bileceksin. Bu kadar basit. Dolayısıyla burayı da bitirmiş olduk. Şimdi nerede bizim sayfamız? Gel bakalım buraya sayfa. Etken edilgen geçişli, geçsiz de bitti. Geldik anlatım bozukluklarına. Anlatım bozukluklarında bir anlama dayalı anlatım bozuklukları var. Bir de dil bilgisine dayalı anlatım bozukları var. Anlama dayalı anlatım bozukluklarıyla alakalı şunu söyleyelim. Öncelikle şunu anlatım bozukluğu sayfasına geldik. Burada mantığımız şu Tonguç'um. Hatta burada bir boş sayfa bulabilirsem oradan göstereyim. Şöyle şuradan bir boş sayfa alalım. Gerçekten. Ha, şu altta varmış. Alttan alalım. Evet, alıyorum. Şöyle. Şimdi anlatım bozukluğunda Tonguç evladım benim. Şöyle AB yazalım. Anlatım bozukluğu. Bir anlama dayalı bozukluklar var. Bir de dil bilgisine dayalı bozukluklar var. Dil bilgisine dayalı bozukluklarda içerisinde virgül olan, içerisinde bağlaç olan, içerisinde filmsi olan, içerisinde böyle bir bağlantı noktası olan ifadelerde iki salla bir bağla yapacaksın. Ama anlama dayalı bozukluklarda mutlaka dikkatli bir şekilde cümlenin içerisindeki gereksiz sözcü, birbiriyle çelişen ifadeyi, yanlış anlamda kullanılan sözcüğü, yanlış yerde kullanılan sözcüğü bulman gerekiyor. Burası daha çok dikkat gerektiriyor. Şimdi gel istersen soruları çözerek bunu daha iyi pekiştirelim. Şimdi sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Bakalım. Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar. Müjdeyi vermek için mutfağa annesinin yanına heyecanla koştu. Konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı. Eski öğrencilerin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler. Şimdi Tonguç'um bu cümlelerin içerisinde virgülün V'nin yani birden fazla yüklemin birden fazla ifadenin olduğu bir ifade görebiliyor musun? Göremedim hocam. Göremedim diyorsun. Zaten de yok. Yani içerisinde filmsi olan cümleler var. Ama yargının şu şekilde iki sağlı bir bağlı yapacağımız ifade yok. O zaman diyeceğiz ki acaba burada gereksiz sözcük mü var? Acaba yanlış anlamda yanlış yerde kullanılan sözcük mü var diye bakacağız. Şimdi diplomalarını alacak öğrenciler... Salona sırayla giriş yaptılar. Giriş yaptılar yerine girdiler diyebilir miyiz? Evet hocam. İşte cevap da bu zaten. Giriş yaptılar, gereksiz yapmış burada. Gereksiz bir şekilde ifadeler kullanmış. Girdiler olacak. Hemen başka bir soruya bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir anlatım bozukluğu vardır? İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari. Hiç olmazsa ve bari aynı anlamda. Çok zekisin, harikasın. Hiç olmazsa ile bari aynı anlamda. Dediğin doğru. İşe geç geleceğini hiç olmazsa bari bana haber versedin diye kullanırız biz bazen. Ama hem hiç olmazsa bari aynı anlamda ya hiç olmazsa da ya bari de. Yani şöyle. İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin İşe geç geleceğini haber verseydin bari. Hani bana haber verseydin bari. Hem bari hem de hiç olmazsa aynı anda kullanınca gerek sözcük oldu. Diğerlerine bakalım. O anda dertleşebileceği bir dosya ihtiyacı vardı ama yanında kimse yoktu. Bu karara varmadan önce onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi. Görüşlerini dikkate alman gerekirdi, önerilerini dikkate alman gerekirdi oluyor. V'nin öncesini ve sonrasını kontrol ettik. Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor. Oysa o çok yetenekli bir sanatçı demiş. Burada bir hata yok. Şimdi başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir anlatım bozukluğu vardır? A. Burada tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor. B. Kentteki yaşam öğretim kurumlarının sayısı arttıkça hareketleniyor. C. Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuyor. D. Kütüphaneden yararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneye üye olmaları gerekiyor. Şimdi burada şu yöntemle yani iki salla bir bağla yöntemiyle acaba özne, yüklem uyuşmazlığı, nesne eksikliği, tamlayan eksikliği var mı bulamadık. Ama Burada seçeneklerin bir tanesi yanlış anlamda kullanılmış bir kelime var. Bak şimdi. Burada tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor. Sence burada bir hata var mı? Göremedim hocam. Göremedim diyorsun ama zor zaten. Bak şimdi. Ekranları başta gören arkadaşlar varsa onlara alkışlıyorum. Tiyatro salonu bir etkinliktir ama internet kafe bir etkinlik değildir. Daha doğrusu tiyatro salonu da bir etkinlik değildir. Tiyatro bir etkinliktir. Yani burada... Tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok yer bulunuyor diyebiliriz ama etkinlik değil ki tiyatro salonu ya da internet kafe bir etkinlik değil ki. Tiyatro bir etkinlik. Bizim kafamızı karıştırmaya çalıştı. Cevabımız A seçeneği. Şimdi burada işte iki sağla bir bağlı yöntemini yapabileceğimiz bir soru var. Dikkat olmamız lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Yetkililer bu konuda uluslararası işbirliği yapılmasına karar verdiler. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Yetkililer karar verdiler diyebiliriz. Siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında görüşler. Burada bir sıkıntı var mı sence? Hayır hocam. Tamam buraya da geçtik. Üye olan ülkelere toplantı konusunda bilgi verilmesini gerekli gördüler. Toplantıda herkesin tartışmalara katılması gerektiğini söylediler. Şimdi, baktık bulamıyoruz. O zaman ne yapacaktık? İçerisinde virgül olan, V olan ifadelere bakacaktık. Burada V var. Şimdi buraya dikkatçe bakalım Tonguç'um. Ekonomi alanlarında görüşler diyebilirsin. Ama askeri alanlarında, siyasi alanlarında olmaz. Dolayısıyla şöyle olması lazım. Siyasi, askeri alanlarda ve ekonomi alanında görüşler demen lazım. Niye? Çünkü... Ekonomi bir isim, siyasi ve askeri sıfat. Sıfatlarla isimler aynı tamlanana bağlanamaz. Yani burada tamlama yanlışı var. Siyasi, askeri alanlarda, ekonomi alanında görüşler dememiz gerekiyordu. Şimdi geldik görsel ee, sorusuna. Bunları da artık soruları çözerek pekiştirelim. Demiş ki, yukarıdaki grafikte bir bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin toplam üretimdeki yıllık oranları verilmiştir. 167'si hmm. buğdaymış. Gözükmüyor ama ben şöyle büyükçe yazayım. %67'si buğdaymış. %23'ü arpaymış. E, yüzde kaç %5'i yüzde mısırmış şöyle 5,7 diyelim. E, çavdar 1,2'ymiş. Çavdar 1,2 şöyle büyükçe yazalım. E, çeltik eee 1'miş. Yulaf 0,8, pirinç 0,3. Diğerleri 0'ymiş. Şimdi yük verilen grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu tarz sorularda yöntemimiz şu. Bana ne vermiş diyeceksin tamam mı? Ve benden ne istiyor? Sana vermediği bir şeyi asla yorumlayıp koymayacaksın. Tamam mı? Bu çok önemli. Bölge buğday tarımını yapmaya elverişlidir. Şimdi burada yetiştirilen tarım ürünlerinin yüzde altmış yani neredeyse yarısından fazlası çok ciddi bir kısmı buğday ürünü olduğuna göre burada buğday yapılıyor diyebilir miyiz? Evet hocam. Diyebiliriz. O zaman yani buğday tarım yapılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla buğday tarımını yapmaya elverişli en azından. Yani elverişsiz olsa böyle bir rakam çıkmazdı. O zaman bu doğru. Bölge halkının temel geçim kaynağı tarımdır. Buna ulaşabilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. İşte şimdi patladın. Buna ulaşamayız. Neden? Bana ne vermiş? Bana ne vermiş? Bölgede üretilen tarım ürünlerinin oranını vermiş. Ama bölgede diğer yapılan işleri söylememiş ki. Belki de şöyle düşünelim. Bölgede şu kadarı sanayiyle uğraşıyor. Şu kadarı hizmetle uğraşıyor. Şu kadarı turizmle uğraşıyor mesela. O da hizmete giriyor ama. Şu kadarcık tarım ve bu tarımın içerisindeki oranları veriyor. Yani İnsanların yüzde onu belki de tarımla ilgileniyor ve o yüzde onun da oransal geliri bu. Bize diğer sektörlerde yani sanayi sektöründe, hizmet sektöründe ne yapıldığına dair bir şey söylememiş ki. Dolayısıyla bölge halkının temel geçim kaynağı tarım mı değil mi bilmiyoruz. Ama bu bölgede üretilen tarım ürünlerinin ne şekilde üretildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bölge halkının temel geçim kaynağı tarımdır diyemeyiz. Neden? Çünkü bana verdiği şeyden bu çıkmıyor. Benden hani istenen de çıkarılamaz şey. O yüzden cevabımız B. Bölgede arpa mısırdan daha çok yetiştirilmektedir. Bakalım. Diyelim ki burada cevap B olabilir dedin, hemen B, C'ye de bakacaksın. Diyor ki, bölgede arpa mısırdan daha çok yetiştirilmektedir. Bakalım, arpa sarı, mısır kırmızı, evet doğru, bu doğru. Alttaki renkli kutucuklar, fıt fıt bunlar, en çok üretilen üründen en az üretilen ürüne doğru sıralanmıştır. Doğru bak, buğday 67, arpa 23, mısır 1,2, çavdar 1. Gerçekten ee, en çok üretilenden en az üretilene doğru gidiyor, bu da doğru. Şimdi o zaman ne oldu? Hepsi doğru çıktı ya. Bu sefer diyeceksin ki bir dakika ben bir yerde hata yapıyorum deyip Ozan zaman B'yi bulacaksın. Yani sana şöyle bir şey yapabilir. Der ki işte bu bölgede halk en çok buğday yemektedir. Hayır belki de buğdayı alıp ihraç ediyorlar. Yurt dışına satıyorlar. Bilemezsin. Burada sana ne verdiyse ona göre hareket etmen lazım. Şimdi gel bakalım metnin konusu sorusuna. Bu tarz sorularda yöntem nedir Tonguç'um. Mutlaka mutlaka. Öncelikle anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Anahtar kelimeler ne? Paragrafın demek. içinde en çok geçen kelime demek. Harikasın. Paragrafın içerisinde en çok geçen kelimeler. Bilgisayar oyunu oynayanlar saatlerce bilgisayar başından kalkmadan oyundaki karakteri yöneten hayattan kopuk kişiler haline geliyor. Çocuklar odadan çıkmaya hatta su tuvalet gibi ihtiyaçlarını bile karşılamaya gerek duymuyor. Oluşturduğu sanal dünya içinde kendini yer çalışıyor. Yüz yüze iletişim yerine sanal dünyayı tercih ediyor. Çekingen ve sosyal ortamdan uzak duran bu çocuklar sosyal anksiyete rahatsızlığına sahip olmakta. internet ve online oyunların bağımlısı olmaktadır. Şimdi... Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Beğenmedim hocam. Beğenmedim bu konusu. Evet genelde öğrencilerin sevmediği bir konu olmuş değil mi? Şimdi çocukların sokak oyunlarından kopması, çocukların bilgisayar oyunlarıyla kendilerine yarattığı dünya, bilgisayar oyunlarının çocukların hayatındaki yeri, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi. Şimdi genel olarak hepsinde zaten bilgisayar oyunları dedi ve biz de bilgisayar oyunlarına mutlaka olmalıyız. Ama burada anlatılan şey bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi. O yüzden cevabımız... D. Niye? Bak bağımlısı oluyorlar dedi. Sosyal anksiyete rastlığına sahip oluyorlar dedi. Çekingen ve sosyal ortamdan uzak duran bu çocuklar diyor. Dolayısıyla bunların her biri bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi diyebiliriz. Şimdi geldik yazım ve noktalama sorusuna. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur diyor. Şimdi hepsi aynıya benziyor ama bir tanesi doğru. Beklediğimiz otobüs ulusdan kalkıp Kızılay'dan geçerek mi buraya gelecek? Şimdi buradaki hatalar ne? Ulusdan demiş halbuki ulustan olmalıydı. ...geçerek mi ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla burada iki tane yanlış var. Beklediğimiz otobüs Ulus'tan demiş. Burada yine aynı hata var. Beklediğimiz otobüs Ulus'tan kalkıp... ...Kızılay'dan geçerek mi buraya gelecek? Burada yine mi hatalı yazılmış. Burada noktalı virgül de anlamsız. Beklediğimiz otobüs Ulus'tan kalkıp... ...Kızılay'dan geçerek mi buraya gelecek? Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Fiilimsizden sonra burada zaten virgüle gerek yoktu. Onu kaldırmış. Ulus'tan demiş mi ayrı yazmış. O yüzden bir hata yok. Evet Tonguç'um yazılı programımızı bitirdik. Seni yapman gereken mutlaka mutlaka ikinci dönem birinci yazılı notlarından buradaki konuları güzel güzel çalışmak. Aynı zamanda tekrar etmek. Aynı zamanda Dinamo yeni nesil Türkçe soru bankamızın içerisinde özel testler var. Bu testleri mutlaka çözmelisin. Görsel hafıza da soruları çözmelisin. Başka kaynaklardan da çalışabilirsin. LGS Türkçe ne demek biliyor musun Tonguç'um? Ne demek hocam? Söylüyorum ne demek olduğunu. Paragraf demek. Hem okul yazılarından iyi notlar almak için hem LGS Türkçe'de yapmak için mutlaka bol bol para çözmeyi unutma. Hadi bakalım şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yorum. Görüşürüz hocam.